Evet, e, bugün birazcık geç geldi arkadaşımız. Neden derseniz sayın Uğur Karakullukçu tutturdu. Uğur patlasın, çal oynasın. Biliyorsunuz tabii. ben 100 bin lira atıyorum her kupona. <laughs> öyle mi? 240 bin, 240 bin lira yedim gece. Gece böyle yine Karusla mı buluştun? Şey gibi işte bütün hasat parasını eğlenceye Yok, yatıran eleman geziyorum. gibi, öyle mi? Tabii. Tabii canım Mine ile gideceksin her yere tabii ki. Zaten bu üzerine giydiğin şeyle şansın çok Üzleme düşük. Giydiğim geç şey. kaldın. Niye ne var abi mis gibi? Allah Allah. Miss England mı? Miss gibi. <laughs> Üç kedi. Üç kedi. Ee, geçen Roman Üstü giydim ya. Bir arkadaş çok beğenmiş. Hemen altına yorum yazmış. Abi nereden aldı işte ben de istiyorum falan. Ben de normal benim Gmail hesabıma çık. O da otomatik YouTube'a giriyor. Dedim ki kardeşim bunu alamayız. Çünkü alışveriş merkezinde bulmuştum zamanında işte yurt dışında diye. Öbürü de yazmış. Adamı kandırmaya tam mi yapmışsın lan fake hesapla diye. Halbuki <laughs> benim hesabım ya. Faiktir diyorsun. <laughs> bir de bir de fırça <laughs> Faiktir, yedik yani. <laughs> Gökhan Töre'nin efsane tweet'i ya. Faiktir. Ya yani fake faik yapmış. Telefonu öyle hiç baktı da attı ya tweet'i. Çok güzel. O inanılmaz faik. Faik inanılmaz. Bir, efsane bir tweet yani. Bir, bir bence... De, bir de böyle şey Dani'ninki de harika. Ha Dani birinci. Gökhan Töre ikinci. Ya benim... Andre Moritz var bir de. Moritz'i Hatırlıyor hatırlıyorum musun? ama Morris, ne yazdığını hatırlamıyorum azından... hatırlamasam daha iyi galiba. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, Yanlış mı? Evet. Kötü yani yönlere çekilebilirdi yani. yani. <laughs> Moritz en azından bir Türkçe falan hakkını öğrendi konuştu. Şimdi sen 3.40 tutturmuşsun. Herifin biri oraya demiş ki ya ne var bunu bir dedem de tutturur. Dur bana bırak. O torun gelsin bize de söylesin. Ben de her hafta 100 bin liralık kupon yapayım 3.40 3.40. Tamam 5 kupondan sonra bitti ben bir daha. Ne seni bekleyeceğim burada yağmurda yani. çamurda Kadıköy'de <laughs> karşıdan geliyoruz böyle kağıthaneden Levent Sanayi. Aslında kağıthaneden kağıthaneye. Kağıttan haneye gelemiyorsun ya. Yani. <laughs> Dedim ki bu alarm niye bu uzun çaldı? Ya bu bir alarm baktım. hangi alarm ya? Peki Sonra hocam bu 11. kaçıncı bu kaçıncı iş Burak Yılmaz'ın ofsayt Abi ayda bir oluyor işte ya. Kurcalama. Ayda bir öyle dedi ya. Ama gece programım var. Onun arkasına denk gelince benim yok Olabiliyor. Mu? Gece 2'de çıkıyorum abi ben. 3.30'a kadar gece... FIFA oynadım. Gece... <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil abi Ben de NBA maçı izledim. O ayrı. Oğlum benim işim böyle Evde FIFA oynamakta. FIFA oynamakta eşittir program yapmak. Ne alakası var ya? Ha gördük abi ne yapıyorsun? Evde şey mi? Ee, %90 topla oynamak için geride pas mı yapıyorsun? Hayır hiç şey yapmıyorum. Evde... Şey verir, kesit verir misin şey? Evde var ya. Direkt... Bir direkt... de diyor ki bana yayında izledim. Direkt... Oynamıyorlar sen hiç işte, diyor. Geride pas yapıyor böyle. <laughs> Buraya birazcık böyle top oyna ya. Yüzde yüz bende top şu ana kadar. Evet abi. Aldığınız e, aldığın risk gözlerimi yaşattı. Ama bak şimdi sen o maçta böyle favorisin. Yaz bir şey söyleyeceğim. Ama Cristiano Ronaldo var ya. Ya, ya o kadar abi şimdi şey, Cristiano Ronaldo var o <laughs> zaman niye? Sanki <laughs> sanki bana. Dur Neyse, ya <laughs> Oyunun kapağı mı adam yani? İlk daha kapağı hatırlıyor musun? FIFA 95'in kapağında kimler vardı? Ya da 96'nın. 95'i 96 95 hatırlamıyorum ya. Dennis Benim... Bergkamp'la Jason McAteer vardı. Deniz Bergkamp be abi yani hakikaten çok büyük oyuncuydu. Başka kimler vardı kapaklarda? Ya, Ronaldo David vardı. Michael. Türkiye ilk galiba FIFA 2000'de Türkiye özel kapak yaptılar. Onda Hacı vardı unutmuyorum. O zaman 13 yaşındaydı. yaşında. Evet, evet doğru söylüyorsun. FIFA 2000'de klavyede www basıyordu dümdüz koştura koştura gidiyor dünya. Yani. FIFA 99'da yalnız e, paslaşmaya gerek yoktu. Direkt kalecinin degajı kafayla aşırıyorsun. Bir oyuncuyla istop ediyorsun. O oyuncuyla bacağın arasını alıp köyle zıplaya zıplaya bu kurbağa gibi <laughs> rakip kaleye kadar gidiyorsun. Bazen kalecinin üzerinden bile atlayabiliyordun. Hatırlıyor musun? FIFA 99'da az oynadım. Elime 1 lira geçince internet kafeye gittiğim için o zaman da zaten iyi bir böyle yani hayır. yatırım yapmışsın çocuklukta. Zaten babama söyledim zaten. Gittim internete baktım bütün parayı kaptırıyoruz dedim ki baba bunu köye açalım. Bak hiçbir şey yok. 5 tane makine koyacağız, para basacağız. Sonra bizden 3 sene sonra biri yaptı 3 sene sonra ve parayı bastı abi. Hayır, devam adam, ediyor yani. Adam, adam para basmayı devam ediyor. Adam para basıyor dedik. dedin ya. Evet. İddada i̇ddiada da galiba senin senin kuponları dinliyor. Oradan da biraz kazanıyor değil, mi? Kuponları dinliyorsa bir tık eksi olabilir. <laughs> ya. Peki senin kuponu yatıran kim biliyor musun? Yiğit Elav. Niye? Çünkü biz konuşmaya başladık. Whatsapp'ta bir şey yazıyoruz. 1-0 başladık. Tak 2-1 oldu. Hani bir otomatik direkt oldu 2-1 yani. Wikileaks'te bir çıkacak sizin WhatsApp iki... yazışmalarınız. ben <laughs> <Çıkardım gülüyor> <yani> nasıl bahsettiğiniz <laughs> sonra hepsi yakında yayınlanacak <laughs> şey yani. Şey yazmıştım. Atletico maçı da güzel gidiyor falan yazdım. 1-0'dı. <laughs> böyle nazar değdirme Sonra şey var? <laughs> direkt döndü 10 dakikada. Yani, bizde böyle ekipçe bir olay var yani. <laughs> Birbirini bitirme değil mi? Aynen. Aa tutuyor lan galiba dediğin an yatıyor. Şimdi bu Hiçbir hafta şey. tutturmak çok zor. Ben yapıyorum kuponu hemen konuya girmişken. Çünkü yap konuya abi, nereden konu... gireceğimize dair hiçbir fikrim yok. <laughs> Türkiye İsveç'i konuşalım sonra Türkiye, kupon yapalım. İsveç'i konuşalım. Önce sen kuponu, kuponu yap, ya. Ya. Hadi konuşalım Rahat sonra beyim. ben tamam. kendi kuponumu yapayım. Hocam Kazakistan, Letonya alt. Bilmiyorum maçı Kazaklar ve Letonya vatandaşları dışında izleyen olur mu ama izleyen olursa bana da bir haber versin alt bittiğine dair. Çok sevinirim. <laughs> Belçika, İzlanda senden çok farklı düşünüyorum. Belçika handikap bir kazanır diyorum. Sen niye spoiler veriyorsun abi? Benim daha kimse bilmiyor. Ne biliyorum ben? Ne <laughs> oynayacağım? Merak uyandırdım. Belki değiştirdim. Merak uyandırıyor. Bekle. <laughs> Avusturya, Bosna, Hersek. Bosna, Hersek'imiz şanlı. Dilerim liderliğini devam ettirir. Karşılaşma. Alt bitsin diyorum. İşte Avusturya ile Bosna, Hersek arasındaki maç. Yunanistan, Finlandiya. Yunanlıların bazılarını çok seviyorum. Bazılarını hiç sevmiyorum tabii ki. Normal olarak. Çünkü onlar da bizi hiç sevmiyor o yüzden. Ama işte Finlandiya... Yunanistan, Finlandiya maçı da alt diyorum. İlk yarı ilk yarı sıfırda oynanabilir ama yine işte duran top falan Mitroğlu'nun Marsilya formasıyla kaçırdı son pozisyonu gördün mü? Bir de Gomis'in yerine yatırım yaparak para vererek ya. aldı. Olacak işti ya. Kardeşim yalnız Gomis de nereden ayrılsa yeri dolmuyor. Bunda farkında mısın? Hakikaten ha adam. S sen tetien. bir tek şey Lyon doldurdu yerine o kadar. Altyapıdan Lacazette'i çıkardı yerine oynattı yani. İşte LaCazette e, oynadı yıllarca sonra Arsenal'e geldi. Bayağı Marsilya'da, bir Marsilya'da, yıldır... Geç... Marsilya'da şey bile yok. Işte, La Plak bile yok yani. LaCazette, La Plak, La, La CD ne istersen söyle işte. Program <laughs> en kısa devam bir sırada sürebilir. hep şu an bitmiş ama. Geç gelme o <laughs> zaman ya geç gelme o zaman. Üç kediler. Ya sanki erken, bir saat erken Eve bari... La Plak diyeceksin yani bunun kaçışı yok ki. Eve bari üç tane kedi alsanıza ya valla. Onlarla beraber gidersiniz. Coming home. Mine we are coming home. Eşini Mine biz eve geliyoruz. Üç kedilerle böyle. Ha? Güzel ya ben çok seviyorum. Neyini seviyorsun? Logos bir de güzel. şey grisini almışsın. Kırmızı falan alsan neyse. E güzel diyorum seninki de güzel. Çok benzerini buldum alayım mı sana? Neyin? George Best. Valla ben artık George Best'in bir tek bana şey naşını getirsen olur. Ben de her şeyi var <laughs> biliyorsun değil mi? İşte futbol müzesinde George Best'in arabasına bindirdiler bize. İşte Özgür ikimiz ikimizi. Önce şöyle bir polemikle başladık. O zaman var teknolojisi ya da işte gol çizgisi teknolojisi olmadığı için o pozisyon hala tartışılıyor ya İngiltere'nin Almanya'ya attığı gol mü mi çizgiyi geçti mi? Dedi ki oraya işte koymuşlar topu. Gördüğünüz gibi bu açıdan top çizgiyi geçiyor dedi. Ben de böyle bu tarafa döndüm dedim ki ama bu açıdan geçmiyor dedim. Bir taraftan <laughs> Alman bakış açısı dedi. Türküz kardeşim falan diye derken böyle bir başladı. Adam dedi ki bu adamı biliyor musunuz dedi ben böyle bir antreman başladım. Ya ne Job Hurst falan filan sanki dedemi anlatıyorum. Yani evet. Dedem de tutturuyor ya 3.50 evet. o o dede. <laughs> Job Hurst dedem yani Dedem borcu. de atıyordu. <laughs> 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 az gerçekten söyleyeceğim. Bu işin şakası yok ve en ufak abartmıyorum. Dedem o çok sevdiği takıma 1970'li yıllarda oyuncuları cebinden alacağım diye o paraları keşke harcamasaydı da biz en azından düzgün oyuncular aldırırdık o çok sevdiği takıma. Ha, diyorum evet. anladın <laughs> yani mesajı <laughs> çok net anladın neyse. Biliyorsun 96 e, şey 66'yı bir kaleci getirdi ki İngilizler pek kaleci yetiştirme konusunda ma mahir değiller. Gordon Banks. Maşallah. Biz de e, Zaten hep kaleci içinde varlık içinde yokluk yaşayan bir ülkeyiz. Buradan Türkiye İsveç maçına geçelim. Geçelim. E, üç tane kaleci seçti Rüçesko. E, işte Sarkan Kırı Ya de, benim, benim böyle tweetten yürüme ya. O çok Sen yürüdü ya. Birlikte. Benim Mert de Günok, benim de çok yürüdü hangimizinden. or. sen sonra attın. Aç, ben aç, hemen seçilir seçilir. Aç aç gibi 15 dakika yürüdü. sonra ben attım. Ne benimki sonra 150 tane daha tweet attım. Hiç ben benle bir tweet yarıştırma. Neyse. Ben şey dedim. <laughs> dedim şu ki şu an yarıştırıyor mu vallahi? Başıyorum. Daha cuma günü maçlar oynanmamıştı. Vay be dedim. Hafta sonu demek ki Kaleye Meteor düşse, Mert Günok onu da tutsa belki Lutescu çağırır demeye getirdim. Arda ee, işin gücün yok mu? Yine yine bulamadım tweet'i. <laughs> ben de bakıyorum. <laughs> İşim gücüm var. <laughs> abi ama tweet atmıştın ya. Dur. Pardeşim. Vallahi bulamadım. Sinir ama sağ ol mi? abi benim kuponla paylaşmışım bu arada. Oo daha yeni görüyor adam ya. Bize verdiğin kıymet harbiye bu kadar. Normal yazdığımız evet. yorumu okumazsın. Senin kuponunu abi. paylaşırız ona da bakmazsın. Peh ben arkamı döndürürüm. <laughs> <sana. gülüyor> abi ya bu nedir ya? bu? Bir de çıkıyor diyor ki bak dört kaleci arasına almıyorsun. Ve almadığı kaleci şu an Avrupa'nın en formda kalecilerinden biri ve bu biliyorsun gol beklentisi önemli bir veri. Gol beklentisine göre Mert Günok 8 tane şey, 9 taneymiş olması gerekiyor. Tabii yani işte, gol, Ama 5 olması gol olması 5 beklenen pozisyonda yaptığı kurtarış. Örnek Beşiktaş maçındaki kurtarışları mesela. Ya uzun zamandır zaten milli takımda böyle kaleci sorunu var. Nedir o? Ya kim alınmasa sorun oluyor. Bunun çözümü şu mudur? Yani işte bu benim yazdığım tweet'in altına milli takımı da yakından takip eden işte o, e birçok kalecinin de transferinde rol oynamış olan sevgili Burak şöyle yazmış. Özel bir sohbette Mircea Lucescu değil de milli takım yetkilileri Türkiye milli takımı için önceden bir kaleci havuzu belirlendi ve sadece o havuzdan kaleci alındı. Balık mı abi bu? Çocuk havuzu mu? Çupra ya? mı lan bu? Hakikaten adamı hasta <laughs> etmeyin. Bak sinirleneceğim şimdi ya. Yani adam oynamıyorken seçilen çocuk artık şampiyonla oynayan bir takımın birinci kalecisi olmuş. Avrupa'nın en formda kalecilerinden bir tanesi. Ya yani illa çok uçacak Premier kalecisi demiyorum ama şu an ligin tartışmasız en formda kalecisi. Yanlış mıyım? Kesinlikle haklısın. E böyle bir durum var. E nasıl al yani nasıl ilk dört kaleci arasında yok. Bir de çıkıyor. Daha da saçması şu. E işte Sinan'ı falan seçiyor, oynatıyor. Bir dakika adama da hakaret ediyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız kardeşim? Elimizdeki malzeme bu. Kaleci mi var ki başka seçelim falan diyor. Havuz içi saçmalık. Her şeyin kaybettiğim maçta sadece kalecileri bir de. Her şeyin organiği doğalı güzel hocam. Şimdi bir kere havuzda balık da güzel olmuyor. Olta balığı 5 lira 10 lira fazla veriyorsun. Hak yiyorsun gibisin. Havuza girmektense denize gir. Hep abi klor falan. Aynı mantık <laughs> abi. Aynen Olur mu? Bu kaleci şey. form grafiğine bak. Almanya'nın en büyük bir tanesi. Geçen sezon Andre Ter bu kadar harika bir sezon oynamışken Noyer sakatlıktan dolayı hiç oynayamamışken tam Dünya Kupası zamanı Neoyar birinci kalecim. Ah Löv bile, Löv kadar başarılı hoca bile. Abi yapmayacağım bu hatayı. Kalecin, oynamayan kaleci oynamadığı zaman alıyorsun. Bak ne kadar büyük çelişki Mert Günok konusunda ya. Otur Hiçbir açıklaması yok. Abi, bak bizim bir iddiamız bir şeyimiz yok zaten ama yönetim biçimini, milli takım yönetim biçimini Hissettiremiyorlar. Ne yaptıkları belli değil. Yani Doğru yola sokmadıkça hesaplar. zaten bizim bir başarımızın gelmesine imkan yok ki. Bir kere önce milli takım taraftarını, insanları, halkı ikna edeceksin abi. Her sefer aynı şeyi yaşamayacağız. Mesela Onu Recep Kıvrak yani. en iyi oynadığı dönem alınmaz. Düşüşe geçer alınır. Mesela İzlanda maçında neden onu Recep Kıvrak yani. kaleye geçti abi? Her şeyi çok iyi. Yan topları hariç abi. Kenar ortalarda adam zayıf. Yani bir tek onda zayıf. İzlanda mi? sadece kenar ortaya yapıyor. Kafayı yersin ya. <laughs> O zaman mesela örnek verelim. Vallahi sinirleniyorum. Üstünde yani. İngiltere var ya. İşte çıksın İngiltere Federasyonu açıklama yapsın. Desin ki. Ya we have a pool. But... Liverpool. <gülüyor> <gülüyor> Bir <gülüyor> tane pool var zaten yetiyor bize falan. <laughs> Jordan Pickford isn't there desin. Hmm. Değil mi? mesela saçma. Dari bir çevir ya da bir altyazı koyar ya yeni This... selam. Her şeyi mesela bizim havuzda çaklandı. Pickford yok. Pickford başarılı ama bizim havuzda yok. Bizim havuz başka. Bizim havuzda David James <gülüyor> var. <gülüyor> Biz Girenler James... kör oluyor. Allah'ım James yine falan. <laughs> 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 Kalemici James ya. <gülüyor> <gülüyor> James de böyle bir iki yıl iyi oynadı diye Portsmouth'la falan bana şey yapan gençler var. De... Abi sen beğenmiyorsun ama şöyle kaleci böyle kaleci. Söylediğin var ya Mert Günok'la <laughs> ilgili. İşte kurtarılması beklenilmeyen pozisyonlardaki kurtarış <laughs> oranı. İşte Reyna ile ilgili yıllardır anlatmaya çalıştım bu. Arkadaşım kurtarılması beklenmeyen pozisyonlarda tek bir kurtarışı olmaz mı insanın ya? Onca yıl Liverpool'a, Napoli'ye deve ağzımı bağlasan aynı şey abi. Ayhan'ı çok iyi kullanıyor. Ayhan'ı çok iyi kullanıyor. Orta oyuncusu olsaydı. Bak en ufak beni biliyorsun rol, tiyatroculuk falan yok zaten. Beceremiyorum. Reklamda oynadım. Kendimi oynama kendimi oynadığım zaman daha iyi oynuyorum. İşte bir tane biliyorsun şey dizide oynadım ama kendimi oynadım. Çok iyi oynadım. Reklamda Hangi? kendimi oynatmadım. Dizim o kadar iyi mi? oynayamadım ya. Yani. Ama peki oynadığın en iyi yapım hangisi? Oynadığın en iyi yapım. Beraber to oynadık. Tokatçı remake tabii ki. <laughs> tabii ya mükemmel <laughs> o, orada ya. Oscar adayı biliyorsun. Oradaki iyi bakışı evet ya. Yani. Haksızlığı orada Ahlat Hacı aday gösterilmiş. Lan, <laughs> 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 biraz daha çıtayı <laughs> düşüp de bari ya. Aksıda aradık bence bir adaylık istiyor. <laughs> Bohem'in Rapsodi'den iyi falan bizimki değil mi? <gülüyor> 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 maç ne olur maç. Ya maça tahmine gelmeden önce e, gel burada bayağı kısır bir, bir maç bekliyorum ben yine. Ben de maalesef. Bizim lehimize de işleyebilir. Çok gollü, hareketli bir maç olur mu? Garip biraz da Ne biraz, oldu biraz da, değil, biraz da soğan koy içine. Aynen, kısır deyince aynen. coştu. Tahmin mi? TG 2 gol. TG 2 gol. Yiğit vallahi... oldu mu hep böyle seçici yalakalıklar. Al abi işte ya falan filan göreceğiz bak. Seçici Şimdi yalakalık bu... ne ne bu... Ali bir Ali Yiğit eleme geleceğiz bir saniye daha benim kupona gelmedik. Ali abi bir de bir de plates topu falan da var burada. Plates yaptırır vallahi bize. Sen ne diyorsun? Türkiye Sveç'e tahmin mı bir tane. Alt. Tamam ben de TG 2 3 diyorum. Kuponu yapıyorum. Ama ben yapıyorum. kuponu koymuyorum yani. Ya kuponu eli akşam indir, eli indirerek yap evet. Dur şöyle tepkileyim onu ifade etmek için. Akşam yaptım idi şu an 6.90 küsüre düştü. 6.94'e düştü. Ee, burada sürprizimizi söyleyeyim. 3 maçlık yapacağım. Belçika-İzlanda ilk yarı sıfır diyorum. Neden? Çünkü e, belçika İzlanda bir penaltı golüyle çözmüştü. 30 küsürlerde çözmüştü. Ee, İzlanda'da aslında savunma yapmayı bilen bir takım. Eğer istedikleri gibi başlayabilirlerse maçı e, ilk yarı sıfıra götürmeleri hiç sürpriz olmaz. Ve oranı da 2.5 şu anda. Ben oynarken 2.6 idi. O yüzden yakalamanızı tavsiye ederim. Hırvatistan İspanya maçında İspanya 1.85 veriyor. Burada sanıyorum ki İngiltere'ye yenilmiş olmalarından dolayı yakın zamanda bir oran da oynaklık var ama en son Hırvatistan 6-0 yendiklerini hatırlatmak isterim. Ee, her ama el, bir dakika. Bir gol bulurlarsa bir dakika, bunu bir farka bile götürebilirler. O maçta Hırvatistan'da Lovren oynamamıştı. Yani o yüzden o kadar Lo gol yediler. Doğru. dünyanın en olmadığı için. Hala anlatıyor biliyorsun aralarda öşer söyle <laughs> mantıklama Mantıklı ama adam. Bu draftlı fantazi takımında da var. Yedeye aldım onu. Ne ama musun, puan evet. getiriyor abi. Fantazi futbol öyle bir şey ya. Lovren gelirken söyle, gelirken ya. söyle bana da şampuan getirsin. <laughs> Hazır saçlar yine uzamaya başladı. iyi olur yani. Ee? <laughs> Kuponu tekrarlıyorum, <laughs> Belçika, Belçika İzlanda ilk yarı sıfır. Belçika İzlanda ilk yarı sıfır diyor. Hırvatistan, İspanya, İspanya. Hırvatistan, İspanya, İspanya ve diyor Ve bu kuponu kendileri. tamamlamak için Avusturya, Bosna, ersek, ersek, ersek alt diyorum. İki takımda Paso 1-0, 2-0 bitiriyor maçları. İki takımda... 1.60'tu, 1.50'ye düştü. O yüzden bir an önce oynayın. Şu an, an 6.94 gözüküyor. Şu anda 6.94. Benimki ne çıktı kuponum? Niye işin çocuğa 3, 55 3.55. 3.55. İyi para abi dedem her hafta buluyordu 300. bin lira kredi O zaman iddia yoktu dedi. ama dedem buluyordu. <laughs> <laughs> Vallahi iyi ki YouTube ya, Açıp açıp izliyoruz. Kim Van Basten, kim Karabastan çok iyi görüyoruz ya. Abi bize bazı anlatılan oyuncular vardı. Biz 40 yılın başı işte özetlerden görüyorduk. Mesela işte Macar santrafor Kipri, Feyenoord'un. Abi adam bir kafa vuruşu yapıyor falan. Abi jenerikte var ya kafa Hı -hı. vuruşu. Hatırlıyor musun? Beşiktaş'ta Salih vardı. Tipi sana benziyordu zaten. <laughs> Müller'le senin aran iyi oyuncu, yetenekli oyuncuydu. Sakatlıklardan kalıcı olamadı. Hmm. Uzun süre Türkiye'deki en popüler futbol programının jenerinde Salih'in golü vardı. Fransızlar sever ya böyle şeyleri, kelime oyunlarını falan. <laughs> Setün, Setün diyor adam bana işte. Papinant. Ben böyle Fransa'da halk sahasında maça bak ama halı saha demiyorum çünkü halk sahası diye geçiyor çim olduğu hmm. için. Ben bir tane vuruş yaptım böyle gelişine falan filan böyle voleyi yapıştırdım şansa biraz da gitti 90'a takıldı. Orada arkadaş dedi ki Ali dedi Setun Papinat. Yani anladın mı ne? Papinat. İşte Papi, Papi, Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, Evet abi yani hakikaten o, arada da o beni tabirleri test seviyorum. Yetenekleri yani. şeyi bilgilerimi test ediyor arada. Bilgini test etmiyorum ya. Fransızca <laughs> bilmiyor olabilirsin. Fransızca bilmiyorum şey da şey Papin ediyormuş diyorsun. Böyle, işte, işte, artistlik yapıyormuş gibi olmuyor. Işte, Papen diye okunuyor ya. Işte. Bizde şey ya, Selek'i bayağı... <gülüyor> <gülüyor> papinsel bir vuruş. Papinsal, papinsel vuruş. da. papinsel vuruş. Papinsel güzelmiş ya. Papinsel vuruş. Bir de bir şey söyleyeceğim. şey. Her şeyi böyle o zaman Türkçeleştireceksek ben varım. En önde ben var. Bayrağı en önde gideyim. Öz hareket. O zaman artık ayak topu abi. Bitti yani futbol. E, ayak topu futbol yani. Oradan başlayacağız abi. O zaman bu kaleci falan değil. Hepsi bu kapıcı yani. Azeri... <laughs> Türkçesi. <laughs> e kapıyı tutuyor, kapı kulu öyle geçiyor abi. Mantıklı. Meydanı terk etti, sahayı terk etti yok artık. Bu arada bizim projemiz var. Yiğit sen kupon yapacaktın abi. E Serbest çağrışım yaparım. kuponu yapacaksınız işte. Hayır, halkın talebi var. Halkın talebinin önüne duramazsın. Ya, sizinki tutmayınca yaparım. Bu hafta tutmazsa haftaya yaparım. Bu nasıl <laughs> bir şey? yani kesin yapıyorum. Şey. bence şimdiden yap. Beğenmedi <laughs> mi <bizim> kuponları. <laughs> belli. Beğenmedi bizim kuponları. Yok ya bence tutabilir. Beğenmiyorsan ya. 20 kupona veriyorlar iddia. İddiayı veriyorlar sana. İstiyor musun? Senin kupon tutar Ali abi Benim kupon tutsa ne olur ya? Baksana işte dede, baba herkes tutturuyormuş abi. Hakikaten ha. He. herkes dörtlük kupon tutturuyor. Yorumları yazmaya devam edin ama YouTube'daki sayfaya da yazmaya devam edebilirsiniz. Aranızda böyle kapışıyorsunuz falan görüyorum. Falan. Ya bir de sadece kupon vermeyin ya. ya. biraz muhabbet sohbet edelim. Muhabbet edin. nedir abi ya? Ee, hem at yor... fava bekle, at fava bekle. Buzluğunun her tarafı fava oldu ya. Meyhanem <laughs> oğlum burası. Bunu... At fava bekle, at fava bekle. <gülüyor> <gülüyor> evet ben kedilerimle mutluyum. Çok da seviyorum bunu. Daha doğrusu bana hediye geldi bu. E Crystal Palace ister misin? İsterim ne Crystal Palace. Nerede Kim, kim bulmuş? Bizi itiraz edeceğiz. Bunu hep yapmak istemişimdir. Programı... Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu aşağıda Abone ol tuşu var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yonca Evcimi'nin abone şarkısını da çalalım mı istiyor musun? Evet. <laughs>